Ahmet Selim kula aktardıkları için biz de çok teşekkür edelim. Yaklaşık bir 3-4 dakikamız kaldı. İstersen biraz da Beşiktaş'tan bahsedelim. Beşiktaş'ta Antalya Spor'la karşılaşacak. Az önce puan durumunu ekrana getirdiğimizde sen ben çok sana katılmıyorum. Aslında muhtemelen izleyicilere de çok fazla katılmıyorum dedin. Beşiktaş'ın karantinayı nasıl evet. geçirdiğine bağlı olarak performansının artabileceğini ve aslında belki de üst sıralarda da ligi bitirebileceğini söyledin. E tabii ki yani e, bu sürecin çünkü e, çok fazla sürprize gebe olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş futbolcular burayı iyi geçirdiyse ben Beşiktaş'ın e, hedefinden çok çok hedefi derken şimdi Beşiktaş'ın puanı kaç? 44. Lider 53. Ben neye bakarım orada? İkinciliğe oynamaya bakarım. Yani birisi düşecek oradan ve Şampiyonlar Ligi hedefi. Ama Lens'in açıklamalarından sonra tabii ben de kendimi geri çektim. E çünkü Lens diyor ki benim hedefim diyor UEFA Şampiyonlar Evet Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi. Futbolda hayal etmeden başaramazsın. Yani bugün eee Ajax'ın final oynayacağını kim önceden bilebilirdi? Ama gittiler, final oynadılar ve çok şanssız bir şekilde yenildiler. Veya Galatasaray UEFA Kupası'nın kazanacağını. Ama Beşiktaş'ın belli ki bir heyecana ihtiyacı var. Ya Sergen Yalçın'ın açıklamaları da beni tatmin etmiyor ama Sergen Hoca'nın. Sergen Hoca'nın ya çünkü şöyle bir şey var. Sergen Hoca öyle bir karakter ki Beşiktaş'ı bilen ya da futbolun içinden gelen biraz çocukluğunda Sergen'i azıcık olsun izleyen ya da babasından duyan biri için ya düşünsene Sergen Yalçın futbolcularından birine mesaj atıyor. WhatsApp'tan böyle yazışırsın, şey yaparsın ya. Yazıyor çıkar. Heyecanla He, beklersin o yazıyor kısmında acaba ne diyecek, acaba ne diyecek? Sergen Hoca birine mesaj atarken onu hissedecek Beşiktaş'ta. Ama baz bazen de olur yani ya WhatsApp'ta yazar biri "Sadi kardeşim bitir artık yaz" dersin. Ama Sergen Öze öyle bir karakter ki onu heyecanlandıracak şekilde hitap edebilecek de bir e, hatip olduğuna da inanıyorum Sergen Yalçın'ın. Çünkü hiç olmadık kanda bir şey söyleyebilir. E, futbol olarak zaten hani onu tanıyan tüm futbol, dünya futbol insanlarının üzerinde ortak birleştiği bir nokta var. Dünyanın en yetenekli futbolcularından biriydi. Evet. Şimdi e, futbolcu bunu hissedebilir ama Sergen Yalçın'ın da aynı enerjiyle o futbolcuya onu göstermesi lazım. Lens'in açıklamaları bana bunu hissettirmedi. Lens'ten ben şunu beklerdim veya herhangi bir Beşiktaş futbolcudan benim düşündüğüm gibi düşünmesini beklerdim. Neden olmasın? Yani bu ara acaba biraz motivasyonunu mu kırdı Beşiktaş'ın? Çünkü e, yani baktığımız zaman Sergen Yalçın 7 maça çıktı. Aslında 4 galibiyeti var, 2 beraberliği var, 1 evet. mağlubiyeti var. Yani, yani iyi bir e, ivme de yakalamıştı bir taraftan. E, do, dolayısıyla Beşiktaş'ın fikstürünün de diğer takımlara nazaran çok da zor olmadığını da söylemek zorundayım. Şimdi böyleyse bir süreçte ben neden hedeflemeyeyim ki? Yani düşün bu hafta Trabzon'un, Başakşehir'in, ve Galatasaray'ın kaybedebilme opsiyonu olamaz mı? Olabilir. 6 puana indi. E Beşiktaş'ın kalan maçlarına baktığın zaman çok da zor olmadığını görüyorsun. E tamam hepsini geçtemiyorum ama ikincilik hedefini olsun. Ben bunu söyleyebiliyorsam ya ben de biliyorum zor olduğunu. Ben kolay bir şey olduğunu söylemiyorum ama Beşiktaş futbolcusu, Beşiktaş teknik direktörü bunu telaffuz edecek. Neden? Çünkü şampiyonluk denen olay sadece futbolcunun, teknik direktörün inanmasıyla da olmuyor. Ben inanacağım, ondan sonra taraftar camia inanacak. Yani beni inanmadıktan sonra lens düşünsene ben Beşiktaş'ın Beşiktaş taraftarıyım. Lens'in açıklamasını duyuyorum. İşte UEFA Kupası hedefi. Ya ben maç falan izlemem, Beşiktaş maçını izlememe gerek kalmamıştı. Beşiktaş taraftarının da aslında bu noktada kafası karışmış olabilir biraz, çünkü Sergen Yalçın ilk göreve geldiğinde herkes şey dedi, işte Sergen Yalçın yeni geldi, ona kredi tanımak lazım, e, e, hiçbir şey beklememek lazım. Şimdi iyi sonuçlar gelmeye başladıkça acaba olabilir mi e, düşünce sakin olmaya başladı taraftarda. E, şimdi senin de söylediğin gibi bu açıklamaları gördükten sonra da ara sonrası. Acaba olmayacak e mı? Yine miydi keselim mi? Bravo Beşiktaş iyi topu oynadı çünkü. Ya ben Beşiktaş'ın oyunundan keyif almaya başladım. E çünkü bunu yapıyorsan eğer ki Beşiktaş'a bunu oynattırabiliyorsan kalan 8 haftada 24 puan var. Ya bugün Beşiktaş'ın puanı eğer 44 e, 24 68 geçen sene Galatasaray 69'la falan şampiyon oldu bildiğim yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi bu sene ya tamam şampiyon olma ikinci ol. İkinci olan Şampiyonlar Ligi'ne gitme opsiyonu var. Beşiktaş bu kadar mali süreci Kötü bir şekilde geçirirken tüm kulüpler gibi finansal anlamda zorluk yaşarken evet. hedefini en üst tarafa koyman lazım. En üst çıtayı koyman lazım. Yapacak hiçbir şey yok başka. Şampiyonlar günü hedeflemen lazım. Ama Beşiktaş hedeften ben bu söylemlerden hoşlanmadım açıkçası. Beşiktaş taraftan da hoşlandığını düşünmüyorum. Bu süreçte bu arada Karyus'la da yollar ayrıldı. Şu anda iki genç kaleciye emanet olacak kale son 8 haftada. utkum olacak, Ersin mi olacak? Onlar nasıl bir performans sergileyecekler? Bu da söz konusu. E, bu arada yine yaklaşık 2 aylık bir süreçte özellikle Caner ve Gökhan hakkında çok fazla transfer iddiası haberi çıktı. E, onlar ne kadar etkilenecekler? Aynı şekilde Atiba e, durumu var. İşte kalacak mı, gidecek mi, ne olacak? Kaleci konusunda Beşiktaş'ın işte bir en azından kaleci kazanacağını düşünüyorum bu süreç içerisinde ve çünkü futbol bir kader oyunudur. Genelde yani bu e, aklıma geliyor, öyle, öyle örnek vereyim. Engin sakatlandı, kaleye işte Rüştü geçti. Rüştü sakatlandı, Volkan, Volkan geçti. geçti. Ya Doğru. böyle gider hep zaten. Ya Bu kaleci performansı için değil, Sabek için de aynıdır, santifor için de aynıdır. Çok fazla örneğini verebilirsiniz. Dolayısıyla Beşiktaş bu sene bir kaleci kazanacak. Beşiktaş geçmiş dönemde feda sezonu dedi. Bundan 6-7 sene önce çok büyük kazanımlarla çıktı oradan. Şampiyonlar Ligi'ndeki o takımın, ee, yavaş yavaş altyapısı kuruldu. O takım oynamadı belki ama Beşiktaş orada tasarrufa gittiği için iler, ilerleyen dönemlerde transfer yapma hakkına sahip oldu. Böyle bir süreç geçirdi Beşiktaş ve şu anda da aynı yöntem denenebilir. Mesela Caner ve Gökhan, Gökhan'dan ben feragat et diyorum artık. Çünkü Fenerbahçe'nin de ilgilerini okuyorum ve şaşırıyorum. Eğer Caner ve Gökhan benim için çok iyi oyunculardır ama eğer ki ben Caner ve Gökhan'ı transfer etmeyi hedefliyorsam bir takım olarak bende bir misyon, vizyon problemi var demektir. Neden benim hedefim de Caner ve Gökhan? Neden ben 17-18 yaşında, 20 yaşındaki çocukları hedeflemiyorum da Caner ve Gökhan'ı hedefliyorum? Türk futbolunun en büyük sorunu bu. Caner ve Gökhan'dan hala yani amiyane tabir kullanacağım. Özür dilerim ama posasını çıkartmak ya bunu yapmayalım artık. Yani kısa vadeli kurtarıcılar e, çözümler bunlar. Olarak ya bu, 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 böyle paletif çözümlerle bir yere varamıyor Türk futbolu ve takımlar da varamıyor. Biz ne yapacağız? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ya deneyeceğiz çocukları. Neden? Ya çünkü bu denediğim çocuklar bana çok üst düzey bir maliyetle gelmiyorlar. Zaten bir çocuk eğer ki Fenerbahçe ile anlaşırken, Beşiktaş'la Galatasaray'la Trabzon'la anlaşırken diyorsa ki benim maaşım ben bu kadar olmazsa gelmiyorum. Onu kapısından sokmam. Sen en başta Fenerbahçe ile Beşiktaş'a Galatasaray'la anlaş. Ondan sonra rüştünü ispatla gel benim önüme ben seninle sözleşme konuşayım. Daha 17 yaşındaki çocuk 18 yaşındaki çocuk çok fazla sözleşme konuşmasın kusura bakmasın. Fenerbahçe formasını Beşiktaş formasını üstüne bir geçirecek. Ondan sonra ben 34 maç çok süper oynadım. Lütfen benim maaşıma zam yapın. Eyvallah o zaman başımın üstünde yerim var. Öyle çocukları alacaksın kulüplere de. Evet. Serdar Kelleci çok teşekkür ederim ben teşekkür değerli yorumlar için. Gerçekten özlemişiz program yapmayı. Belli oldu herhalde. Ben, <laughs> ben de çok özlemişim. Ben de çok özlemişim aynı şekilde. Çok teşekkürler ağzına sağlık. Evet Efendim hocam. sabah sporunu bugünlük noktalıyoruz. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Dört aday olduğunu söylüyor Takvim Gazetesi. Ben özellikle arkadaşlarımdan Fanatik Gazetesi'ni e, ekrana getirmelerini rica edeceğim. Belhanda ile ilgili bir haber e, öne çıkıyor burada. Gloria'daki son taktik provada çift kale maçtaki kurgudan vazgeçen ve takımın 10 numarası Belhanda'yı ilk 11'de deneyen Terim, Faslı yıldızla özel bir görüşme yaparken kendini iyi hazırla son virajda bu takımı yine sen taşıyacaksın dedi. Diyor ki Belhanda takımın en fazla tartışılan ismi e, dersek herhalde yanılmış olmayız. Her sezon başında, her devre arasında gidecek mi, kalacak mı haberleri yapılan ama bir şekilde de e, takımda kalan bazı maçlarda da bazı özellikle kritik maçlarda da takımı sırtlayan oyunculardan biri de olabiliyor gerçekten Belhanda. Evet yani bu Belhanda haberini diğer Foto Maç e, gazetesiyle süsleyeceğim yani fanatikten Foto Maça geçiş yapacağım. Evet. Nasıl yapacağım şimdi? Şimdi Belhanda gitti gidiyor haberini hemen köşede zaten evet. e, sol altta görüyoruz. Şimdi e, Fatih Hoca e, nasıl diyeyim? Ben onun için farklı bir şey söyleyecek durumda değiliz artık çünkü herhalde söyleyebildiğimiz en büyük metiyeleri bugüne kadar yağdırdık Fatih Hoca'ya ki bunu da hak eden bir performans ortaya koydu Türk futbol tarihinin en büyük başarısını elde etmiş bir teknik direktör kendisi bunun altında sadece Fatih Hoca'nın taktik teknik tarafı değil değil şurada şu karede Fatih Hoca ve Belhanda'nın duruşunda ee, ...çok büyük gizler yatırıyor, yatıyor aslında. Şimdi e, şuradaki Fatih Hoca'nın bir özgüveni. Belhanda'ya olan hükmedişi, e, bir babacan tavır, Baba her türlü tavrı tavır yani. hissedebiliyorsunuz. Şimdi büyük takım teknik direktörü olmak bu. Hataları var mı? Çok fazla. Eleştirdiğimiz şeyler var mı? Çok fazla. Ama bir teknik direktörün ama özellikle Türkiye'de nasıl davranması gerek nasıl olması gerektiğini diyeyim çizen bir futbol insanı kendisi. dolayısıyla Belhanda'dan en iyi performansı alabilecek hocaların tabii ki başında geliyor. Bu süreç içerisinde de Galatasaray Belhanda en çok ihtiyacı duyduğuca süreç bu süreç. 8 maçlık serüvende. Çünkü maçı açacak adam Belhanda Fegui buralar Onyekuru yardımcı pozisyon olarak bakarım ben bunlara. Çünkü sen Belhanda ve Fegülü olarak ne kadar Onyekuru'yu oynattın diye sorarım ilk etapta. Yani Onyekuru bugün çok kötüydü.